Video mu çekelim? Video çekelim abicim. Motora Angel Far takacağız şimdi. Şu an kapalı. Parka açıyorum. Buradaki iletimiz de bununla birlikte yanıyor. Bu hala görüyor. Hala. Ek marşlara selam olsun. Çırak ver bakayım çırak. Çırağı göster. Çırağı göster. Evet o gel getir. Öyle uzaktan uzatmak olur mu oğlum? Gel. Efsane olacak motora. Motor zaten dolu. Ekstra bir. Şu an parkları açtım. Abi neden? Nasıl? Çok güzel. He? Herkese merhaba arkadaşlar. Video kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan. Videonun başında görmüş olduğunuz üzere motorla ilgili bugün led döşeme işlemlerinden vesaireden bahsedeceğiz. Lakin şu an arabayı gösterdim size. Bir önceki videoda arabadan kaportacıya bırakmıştık. Şöyle hemen bunun konusunu değinip şey yapacağım. Daha işlemler bitmedi. Stop değişecek. Boya ile ilgili tuşlarımız var. Pasta cilası vesairesi var. Her neyse. Araba videosu arabayla ilgili çekildiğinde anlatacağım. Detaylı göstereceğim. İçinde değişiklikler yaptık. Şöyle bir akü voltmetremiz vesairemiz var. Bunların hepsini anlatacağım sizlere ama şu an dediğim gibi konumuz motor. Bunu çok kişi soruyordu bana. Motora nasıl led düşeceğim? Birincisi bugün anlatacağımız videolar. İkincisi modül nasıl bağlarım? Modülün ne olduğunu da anlatacağım. Üçüncüsü mercek far montajını yapacağız. Bunlardan bahsedeceğim. Bunları nasıl yapabileceğiniz, nasıl düğme koyacağınız, nasıl ayıracağınız, elektriği nereden alacağınız, nasıl yapacağınız bunları uygulama olarak göstereceğim. Ama dediğim gibi tek iş olduğum için biraz zorlanabilirim. O yüzden böyle bir şekilde anlatıp size göstereceğim. CG ile ilgili başka aklınıza takılan bir soru vesaire bir şey varsa onları da sorun yorumda yanıtlayayım veya bir sonraki videoda çekeriz. Motoru tanıyorsunuz. AYS, AG'nin ikizi olarak şey yaptılar. Motor daha önce gösterdiğimiz. Bugün işte plaka ışığını değiştirdik. Ondan sonra Angel Far montajını yapacağız motora. Normalde ben böyle şey yani karışmıyorum, yapmıyorum. Kendi motorum değilse ya da şey değilse ama Emre abi yabancıyı tanıdığımız rica etti. Rica göre hatır işini yapıyoruz. Her neyse videoya geçmek istiyorum bir önce. Her şeyden önce ilk önce nasıl led bağlarız? Şimdi şöyle bir şey var. Ben Instagram'da bu ledlerden satıyorum arkadaşlar. Amber led. Instagram WhatsApp üzerinden satıyoruz. Her neyse. Amber led satıyoruz. Modül satıyoruz. Modülümüzü göstereyim. Kumandalı çakar modülü. Daha sonra Angel'ımız var vesairesi var. İşte bunları anlatacağım sizlere. Ama kask kamerasını takıp kaslama video çeksem, tek elle video çekerken zor olacak anlatırken ama her neyse. Şimdi motorun malzemeleri de orada, motoru da toplayacağız bugün. Yan kapağı, ön kafa falan da sökecek şimdi. Şöyle başlayayım ilk önce sizlere. Led bağlamak istiyorsunuz. Örnek veriyorum, elinizde de şöyle bir led var. Yani normal bir standart led bu, bizim amberlerimizden bu. Bu amberlerden kalmadı, başka amberlerden satıyorum. Sattığımız ürünleri tanıtımını yapacağım az sonra. Şimdi bu an ben örnek görüyorum. Fark etmez rengi, kırmızı, mavi hiç fark etmez. Bağlamak istediğiniz ledin. Hiç fark etmiyor yani bundan yana sıkıntı yok. Sadece led olması yeterli. Şimdi ben bir şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen şurada bir kablo buldum. Şu kabloyu keseriz. Kabloda kırmızı çizgili olanı artı çıkışına bağlayacağız. Diğerini de eksi çıkışına bağlayacağız. Bağlayıp geliyorum. Sadece bağlayacağım. Başka hiçbir şey yok şu an. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi led'in artı eksisi ve kablomuz. Şimdi bakır. Ben size bunu anlatmak için gösteriyorum. Normalde bunu montajlamayacağız motora şu an. Bu farklı bir şey için olacak ama ben size anlatmak için göstereceğim. Sabahtan beri de motorla uğraşıyorum. Ellerim her yerim kirli. Görmüş olduğunuz gibi yaptığım tek işlem artı eksi bağlamak şu an. Kırmızı çizgili kabloda 0.73 kablo kullanabilirsiniz bu arada. LED için ideal bir kablo. Bunları bantlayın. Güzel bantlamanız lazım ki şase almasın. Benim bantlama yöntemim şöyle. Şöyle ayarladıktan sonra dursun şurada bir. Bir parça bant koparıyorum. Detaylı anlatmamın sebebi ben bunu anlattığım halde anlamayacak insanlar veya izleyen kişiler olduğu için detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü yorumlar herkes detaylı videosu gelsin. Detaylı, detaylı, detaylı. O yüzden o kadar hani kablo bantlamayı bile gösteriyorum. Tabii şu an ben de istediğim gibi bantlayamadım ama ben bantladıktan sonra hemen şöyle normalde çakmak varsa şeyde daha iyi olur.
normal çakmaklar, rüzgarla şöyle hemen. Matlarım dipçik gibi oldu. Bunu da batlayacağız aynı zamanda. Şöyle hem kökünden hem diğer tarafından. Hem bandı sıkı çeviriyorum kopmasın etmesin diye. Hem de kaba durmasın diye. Yaptıktan sonra şöyle sıkayım. Sana bir daha çakmakla yapıyorum. Bu da bandın daha iyi yapışması için. Zaten 3M band kullanıyorum ama şöyle göstereyim. Yine de garantilemek lazım. Ayrıca leti bağladıktan sonra şu taraftaki uçlarının birbirine değmemesi lazım. O yüzden kes baba. Şimdi mantık şöyle bağladık. Burada da artık artı eksimiz var. Yani buna artı eksi verdikten sonra bu çalışacak. Ama biz aküden direkt verirsek ne olur? Motor kontak kapalıyken de yanar. Biz bunu istemeyiz. Kablonun ağzını sıyıracağım. Görmüş olduğunuz gibi artı eksi açıldı. Bak. Mantık çok basit yani. Ama şimdi aküden size bir göstereceğim. Evet, tek el challenge. Bu biraz zorlayacak gibi. Artı eksi değdiriyorum. Bakın led yandı. Size şunun mantığını anlatmak istiyorum sadece. Motora nereye led döşeceksiniz? İlk önce ona karar verin ve fazlasıyla kablo alın. Çünkü fazla kablo gidecek. Gizlemek istediğiniz için. Şimdi şöyle. Görmüş olduğunuz eti mesela çamburluğun içine soğuk yapıştırıcı bandıyla yardımıyla yapıştıracağım. Yapıştırdığımızı varsayalım. Şu an yok. Olması lazım burada bizim bir tane ledimiz. Ha var. Şurada bir tane led var mesela. Göstereyim size. Gördünüz mü? Soğuk yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz çünkü su değer vesaire değer atar. O ledin kablosu şu an buraya geliyor. Bak bu tesisat. Yani mesela örnek veriyorum. Buraya led döşediniz. Çamurun içine. İşte plakalar döşedin veya kablosunu takıp bu ortaya kadar getir. Kabloyu kesme. Bir şey yapma. Dolaştır. Gizle buradan. Getir bu ortaya kadar. Depo altına çekti iki tane led. Şurada olmuş olduğu gibi. Görüyorsunuz. Depo altına çektin. Kablolarını getir ortaya. Ön janta çektin. Kablolarını getir ortaya. En son elinde kaç tane led döşesin o kadar kablo olacak. Örnek veriyorum yine tekrar anlatıyorum. Önüne bir tane led döşediniz. Kablosunu çektiniz buraya. İki tane depo altına çektiniz. Kablosunu çektiniz buraya. Üç tane kablo oldu. Bir tane de arka çamurlar çektiniz. Dört adet kablo. Düşünelim şurada. Hayal edin yani şu an. Dört tane kabloyu aldınız. Bir tane de ekstra kablonuz da olması gerekiyor. Artı eksiye göre bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bağladıktan sonra eksiyi buradan düz verin. Eksiyi düz verin buradan. Buraya açıyorsunuz. Kabloyu buraya doluyorsunuz. Bunu geri kapatıyorsunuz. Bu kadar. Artı kablo kalmış oluyor elinizde. Burada da sinyalin flanşörü var. Buradan da gelen kablodan da elektrik alıyorsunuz. Bu motorda yok şu an flanşör. O yüzden ama çoğu CG'de var. %95'inde var yani. Buradan elektrik aldıktan sonra ne olacak? Sinyale bağlamış olacaksınız. Yani motorun sinyallerini yaktığınızda o ledleriniz de yanmış olacak. Bu kadar basit aslında bütün sistem. Tabii bu ilerleyen videolarda daha önce daha sonra bir şeyde denk gelir yine uygulamalı gösteririm. Hani şu an bunu anlattığım halde anlamayan varsa da yapacak bir şey yok. Sistem çok basit. 4 tane kablo çektiniz. Ledlerin tüm kablosu burada. Artı eksileri burada. Bağladınız. Oraya bir tane de ek kablo bağlıyorsunuz. Uzatıyorsunuz yani bütün kablo topladıklarınızı. Eksiyi geliyorsunuz buraya. Artı da flanşörden alıyorsunuz. Ne oluyor? Motorda dörtlüye açtıktan sonra, sinyali açtıktan sonra onlar yanmış oluyor. Ayrıca düğme koymak istersen de kendin düğme koyarsın. Önce düğmeye gerek yok. Sinyale bağla, ışıl ışıl gez. Daha sonra bunun led bağlama sistemi bu şekilde olur. Yani örnek veriyorum mesela. Şöyle bir şeyden de örnek vereyim. Şimdi bir açayım göstereyim size. Stopun altında mor lamba var görüyorsunuz. Led. Bu ledin kablosunu stopla birlikte getirdim. Şu mavi olan stopun kablosu. Hemen açayım size göstereyim. Bantladık bunları da ama gizledik böyle. Mavi kablo. Buradan
Stop'un elektrik kablosu var. Yeşil, kahverengi olarak. Oraya girebilirsiniz. Yani şu soketlerin olduğu yere girebilirsiniz. Bu sefer ne olacak? Parkları açtığınız, yani stopunuz aktif olduğunda, şu an kapalı. Parkı açıyorum. Buradaki iletimiz de bununla birlikte yanıyor. Bu çakarlı, buna bakmayın siz. Bu size düz de yanabilir. Hiç farkı yok. Ondan kafanıza bir şey kurcalamaz. Yani sistemi bu şekilde. Sistem bu şekilde oluyor. O stopun şu kablosu, şu an stopun bu. Açalım, iyice gösterelim hatta. Şimdi motorun aküsü bitmesin. Motorla çünkü işimiz var. Bakın stopun şu. Bak iki yeşil. Ve şu altta kahverengi gidiyor arkadaşlar. Şu değil, bu sinyalinki. Bak. Şurada kahverengi gidiyor. Kahverenginin birini, diğerinde yeşil düz olanı. Artıyı eksiği bu şekilde. Yani birini kahverengiye bağlayacaksınız. Diğerinde yeşil düz olanlar. Çünkü bu kabloda bir de çizgili yeşil var. Çizgili yeşile bağlamayın. O frenmiş şurada. Yani frene bastığında yanması gerek anlamı. Ha, istersen oraya bağlarsın. Frene basınca stopun da yanar. Stopun altındaki mor yanar. Yani sistem bu kadar basit aslında. Hala anlamayan varsa diye artık bir şey demeyeceğim. Anladığınızı umut ediyorum. O yüzden normal LED dışında şu an modüle geçmek istiyorum. Modülün bağlantısını nasıl yapacağım? Modülde daha kolay olacak çünkü sisteminiz. Ekstra bir şey yapmanız gerekmeyecek ve burada uygulamalı gösterebileceğim sizlere şimdi. Şimdi size satmış olduğum modüller şu şekilde. Bazılarında 4 kablo var, bazılarında 2 kablo var. Bunda hiç fark etmez. Bu random geliyor yani. Biz de bunu toplamda random alıyoruz. Fark etmiyor. Bazısı 2 kablo oluyor, bazısı 4 kablo oluyor. Bir açalım, bir modülü göstereyim size. Modül böyle. Kutusundan geldi. Şu kumanda. Kumandayı koydum kenara. Şunu açtım. Motorda olduğu için motordan da göstereceğim. Ben şu an size ürünü gösteriyorum. Fiyatları değişiyor, o yüzden fiyat veremiyorum. WhatsApp'tan yazacaksınız bunun için arkadaşlar. Modülü açtığımızda 4 tane bir kablo çıkıyor. 1 adet bir tane farklı yerden kablo çıkıyor. Yani şu farklı çıkan kablo artı eksi vermeniz gereken kablo ki bu modül çalışsın ve diğer ledlere de elektriği gönderebilsin. Şöyle geniş açıya geçelim. Burada da sistem çok basit. Bu kabloları uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz veya modülün olduğu yere koltuğun altına koyun modülü. İşte bunu, kablonu kesmeyin, uzatmayın. Ledlerinizi yine çekin. Ön kafaya, ön janta çekeceksiniz. Ledin kablosunu çek, koltuğun altına kadar getir. Sonra buradan bağlı, artı eksi ver. Bu kadar basit. Modüle de aynı şekilde Amerikan led bağlar gibi. Bunu eksiye girersiniz. Akünün kendine eksisine girin. Bunu da sinyal müşüründen alabilirsiniz. Arka sinyalden alabilirsiniz. Her yerden alabilirsiniz. Yani sizin şuradaki kontrol paneliniz çok fazla. Şöyle göstereyim. Yani burada artı geziyor. Onu bağlayabilirsiniz. Sen dersen ki ben hiçbirine bağlamak istemiyorum. Ben kontağa bağlı, kontaktan elektrik alacağım. O zaman depo mapayı sökeceksin. Kablolarını, bütün her şeyini çıkaracaksın. Ön kafayı sökeceksin. Ön kafadan kontaktan elektrik bulacaksın hangi kablo. Çünkü şimdi ben size kablo rengi söylesem bile 0CG değil herkesin motoru. Herkesin motoru CG değil. Bazısı mondial. Kablo renkleri değişiklik gösterebiliyor. Kablo rengi söyleyemiyorum o yüzden. Ama çoğu CG'de arka stopa giden mesela elektrik yeşil oluyor. Ve kahverengi. Yeşil çizgili de frene bağlı olan. Her neyse. Buraya geri gelelim. Buna elektrik verdikten sonra bu direkt basit çalışıyor. Buraya da bağlamak istediğiniz ledleri bağlıyorsunuz. Burada işte bazı sattığım modüllerde 4 tane, bazısında 2 tane kablo oluyor. Hiç fark etmez. Bunu yani 2 de yapsanız olur, 4 de yapsanız olur. Fark etmez. Buna zaten 6-7 tane led de girebilirsin. Şuna 2 tane gir, buna 1 tane gir, buna 1 tane gir, buna 2 tane gir. Ne yaptı? 4, 5, 6 tane led girmiş olduk. Benim bildiğim, benim denediğim, ben 8 tane led'e kadar denedim. 8 tane led'e kadar kaldırıyor modül. Online'a sıkıntımız yok. Şimdi şu modülümüzü bir kaldıralım. Çünkü motorun üstünde modül var. Geri kalanını orada anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi bakın. Bu modülün kablolarını biz kesmedik bu motorda. Herhangi bir şey de yapmadık. Sadece ek yaptık. Yani ön, mesela şu kablo. Şu görmüş olduğunuz kablo. Depo altına giden kablo. Yani şuradaki LED'in kablosu. Şöyle göstereyim. Şuradaki LED'in. Şu gelen kablo buradaki LED'in kablosu.
Bir tane de önden geliyor. O da bunun kablosu bakın. Ön janta gelen amberden geliyor da. Ne yapmışız? Hepsini teker teker modüle bak buradan ek yapmışız. Birleştirmişiz. Güç vermişiz. Şimdi arka stopun arka tarafın neti koptuğu için ben şimdi burada hem size bunu göstereceğim hem de montajını yapmış olacağız. Bakın. Artı eksi renklerimiz yine belli bu kabloda. Bunda da artı eksimiz belli. Benim tabi çektiğim kablo tesisat şeyi farklı. Rengi farklı. Ama onunla yana sıkıntı yok. Deneyerek de öğrenirsiniz. Şu, yani patlatmazsınız büyük ihtimalle. Umarım. Ben şu an hangisinin artı olduğunu bilmiyorum. Siz de mesela bilmiyorsunuz. Örnek verelim öyle. Kontağı bir açayım. Diğer ledler yandı. Ama arka janttaki yanmıyor. Çünkü elektriği bende. Şu an bacağımla tutuyorum telefonu. Yoksulluk şu an öyle bir şey. Eksi, ben bunu siyah eksi verdim o ledin arkasına. Bak bağladım. Geldi gördünüz mü bak. Hemen şöyle bir ufak bir montaj diyelim. Tabi bunları açık bantlamayı yani bant yapmadan şey yapmayın. Bantlayın mutlaka. Motorun aküsü de zayıf şu an. Çünkü sabahtan beri ben elektrik tesisatıyla uğraşıyorum. Ondan hop bak değdirdiğim gibi geldi. Ben şimdi şunları bantlayayım. Modülün bağlantısı bu kadar basit. Hala anlamayan varsa çünkü herkes hemen bilmiyor. Bazı elektrikten hiç anlamıyor ama hiç elektrikten anlamanız da herhangi bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Yani bu kadar basit aslında sadece. Tabii ben anlatırken eksik bir şeyim varsa söyleyin. Yorumlarda cevaplarım veya bir sonraki çektiğimiz videoda anlatırım. Bandım nerede? Elektrik bandı yok. Buldum. Şu uçlarını bantlayayım. Geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bağladım. Yani sizin de bağladığınızı varsayıyorum. Sadece artı eksi bağladım. Bir de modülü artı yani verdim. O da size aküden gösterdiğim yerden verebilirsin. Buradan sinyalden verebilirsin. Direkt aküye verirsin ama akünü öldürür, akünü zayıflatır. O yüzden gerek yok. Çünkü bizim kontağımızı kapattığımızda tüm ledlerimiz kapanıyor. Her neyse. Modülü gösteriyorum şu an. B. Herkese farklı olarak gösterebilir bu. Yaptığı işlemler ama mesela A'da bu. Yavaş yavaş sön yapıyor ise gelen modülle B'de bu yapabilir. Bu içindeki çiple alakalı bir şey. Bunlar Çin'den gelen bir ürün çünkü. Hepsi birbirini tutmuyor pek açıkçası. Sıkıntı yok. Ben yine de göstereyim. B aç kapı yapıyor görüyorsunuz. C'ye basıyorum. Sabit yakıyor. A'ya basıyorum. Çakara geçti. Önlü arkalı çakar yapıyor. Sonra ikisini birden yapıyor. D ne yapıyormuş? D'ye basıyorum. Yavaş yavaş yan sön yapıyor, konuşamadım. Bir daha D'ye basıyorum. Hızlı çakara geçiyor bu sefer. Bunu odanıza kurabilirsiniz, arabanıza takabilirsiniz. Bu 12 voltla olabilecek her şeye takabilirsiniz bu modülü. Bunun avantajı da ben odama da yaptım. Ayrıca da kumandalı olması çok büyük bir avantaj. Yani uzaklığı da çekiyor bayağı. Tabii kırmaz, düşürmezsek. Şimdi size bir uzaklık testi yapacağım modülün. Uzaklık testi yapalım. Buradan alıyor. Bir 4-5 adım daha geri gidiyorum. Sabit kapattık. Hop geri açtık. Bak daha nereye geldim şu an. Hop çakar alalım. Galiba ben yolun sonuna kadar gideceğim. Neyse şu an açık tutalım. Dur kapatalım. Biraz daha geri gidiyorum. Şu an bulunduğum alan böyle. Hala görüyor. Hala görüyor. Tabi bu modülü koyduğunuz yere göre de değişiklik gösterebilir. Yani sen bu modülü iyice sakladığın zaman bu alan biraz daha daralacak. Ama şöyle bir uzaklıktan bile alması yeterli baba. Ne yapacaksın? Fizan'a mı gideceksin? Tavuz yolun sokaklarından mı açacaksın? Yani yeter. O yüzden modülümüz güzel. Ben herkese tavsiye ederim. Kendim kullanıyorum. Arabayı da bir şeyde kullanabilirim. Emin değilim, daha bir karar vermedim. Ama odamda vesaire de kullanıyorum. AU'da da aynı modülden vardı. Yani biz motora ne yaptık? Modül dışında modülden de aç kapı yapabiliyoruz. Yani biz bir de buraya aç kapı koyduk. Şöyle göstereyim. Bak. Tink, elektriği kesti. Şu an modülden istesen de açamazsın. Buradan aç kapı yapabiliyoruz. Tabi açıkken de kontak kapandığında kapanıyor. Bak kapalı açık. Bu şekilde. Her neyse. Modülün bağlantısı da bu kadar. Yani bunda pek bir şey yok. Modülle bir tane artı eksi vermeniz gerekiyor. Güç kaynağı. Aküden verebilirsin, sinyalden, her yerden verebilirsin.
Eten motorun şasisini eksi geziyor. Artı bir yerden aldıktan sonra şasiyi her yerden de alabilirsin. Fark etmez. Daha sonra modülün 4 tane ya da 2 tane çıkışı var. Onları da bağlamak istediğin ledlere bağlıyorsun. Eğer amber değil kırmızı bağlarsan, kırmızı mavi kırmızı yap. Yani şöyle kırmızı mavi kırmızı. Ne olur? Polis çakar olur bu. Anladın mı? Buna git yeşil beyaz yap. Yeşil beyaz olsun. Siyah ya, siyah olmaz. Siyah olmaz dur. Kırmızı sarı yap. Kırmızı sarı olsun azallah. Her türlü şey açık yani modüle. O yüzden avantajı, karı mantıklı. Ben herkese tavsiye ederim. Dediğim gibi Instagram'dan WhatsApp numaranızı paylaşıyorum. O numara yazarak alabilirsiniz. Şimdi şurayı ben bir toplayayım. Daha sonra ön kafayı söküp mercek montajımızı yapalım. Bir de sattığım merceği göstereyim sizlere. Motorlarda bilmiyorum ama CGD avantajı şuraya modül, şu an az önce görmüş olduğunuz modülü içine soktum. Kablolarını içine bantladım, hepsini koydum. Yani burayı biraz daha düzenleyeceğiz. Şöyle. Bunlar tabii arkaya çok fazla led ışık olduğu için motorda biraz kötü duruyor gibi oluyor ama aslında bu kadar ledin kablosunun böyle olması da birazcık normal. Arkaya işte bu sinyallerimiz niye yanmıyor bizim? Hop. Sinyallerimizi yaktık. Tek marşlara da selam olsun buradan. İşimiz bitti. Buraya yatan sonra kapatacağız. Gelelim merceğimize. İlk önce size merceği bir göstermek istiyorum. Takmadan önce. Merceğimiz şu şekilde arkadaşlar. Böyle dışı kaplı geliyor. Ben sadece herkese göndermeden önce, çünkü ben de bunların imalatçısı değilim. Kablonun ışığını açıyorum. Kendim deniyorum, test ediyorum. Kargoya öyle veriyorum. Herhangi bir sorun yaşamamak adına. Şimdi size düz elektrik vereceğim herhangi bir şeyden. Farabaşlarda bağlamadan burada bir göstermek istiyorum. Bağlantısını yapayım. Geliyorum. Angel'ın dediğimiz Angel'ın arkasında da 3 tane kablo var. Toplam 3 adet. Siyah, sarı, kırmızı olarak. Siyah eski değil. Eksi kablo. Eksi düz verdiğimizi varsayalım. Ben şimdi orada montaj derken size yine göstereceğim de ben şu anda sadece modül şeyi Angel'ı tanıtmak istiyorum. Şöyle. Sarı olanı değdirelim. Görmüş olduğunuz gibi etrafı mavi, deli mavi, ortası kırmızı, etrafında da renk değiştiren şekilleri var. Daha sonra sadece sarıyı değdirdiğimizde parklarda bu şekilde oluyor. Parklar bu şekilde. Şimdi kırmızıyı değdirelim. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı yanmıyor artık. İçindeki beyaz yanıyor, mavi yanıyor. Bir daha sök tak yapacağız şimdi. Çünkü bu uzun kısa da böyle. Şu an kısa far, uzun farda az önce kısa fardaydı. Şimdi söküp takacağım bir daha. Bu sefer çakara geçecek. Hop görmüş olduğunuz gibi çakar. Yani şöyle de göstereyim. Bayağı da vuruyor yani şu an. Bulunduğumuz ortamın şu tepe lambasını falan görüyorsunuz. Kırmızı bak oraya vuruyor, bu vuruyor, vuruyor. Bunu bir farda düşünün. Çerçevede. Tabii ki de efsane olacak. Şimdi ikisini birden değdirelim. Şimdi artık içindeki kırmızı da yanıyor. Tabii bunu kamerada size gösteremiyorum. Ya da göstereyim. İçinde çok az bir kırmızılık var, görüyor musunuz? Ve çerçevesi daha canlı yanmaya başladı. Bir de böyle çakara geçsin. Her çakara geçtiğinde içindeki sen kırmızı görebiliyorsunuz, sanki yakalayabiliyorsunuz. Ben canlı gözle yakalayabiliyorum ama siz tabii kamerada tam anlaşılmıyor. Bayağı güzel. Düz verelim ışığı. Bak şu an kısa. Çakar. Uzun. Şimdi tek kısa geçecek. Bak ışığın zaten tonundan değişiyor. Evet, bizim yabikler geldi. Oğlum ben size bugün sticker satmadım mı? Ne oldu? Sattım. Ama kötü oldu. Oraya olmaz sticker. Orası çok ince. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bu soğukta niye geziyorsunuz? Neden gezmedim? Doğru. Ben de geziyordum. Size bir şey söylemeyeceğim o yüzden. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz. Video mu çekiyorum? Video çekiyorum abicim. Motora Angel far takacağız şimdi. Bir de size şimdi arkadaşlar motorun üstündeki Angel'ı göstereyim. Abi sen bunu satmadın mı? Bu benim değil, bu bizim abimizin. Şu üstündeki Angel'da aslında kötü bir Angel değil ama şu yanındaki maviler patlamış. 3 tane duruyor. Üsttekiler yok. Ortası kırmızı, garip. Herhangi bir de şey yok. Bir uzun kısası var. Şu farı bir açalım. Şöyle uzun yapıyor. Şöyle kısa. Şimdi çakara geçecek bu da.
Ama dediğim gibi şu etrafındaki maviler vesaire patlamış. Kırmızı soluk yanıyor. Hani şöyle göstereyim. Kimseye bir faydası yok. Hadi bir far açsak. Tek nokta. Görmüş olduğunuz gibi çok küçük gözüküyor bak. Ama benim size satmış olduğum Angel nereye kadar vuruyordu. Her neyse şimdi ön kafayı sökelim. Daha sonra montajına geçelim. Tut bakalım bana yardımcı yok. Elini titretmeden çekeceksin. Aynen bak çok güzel çekiyorsun şu an. Arkadaşlar ben de tam bunları gevşetmiştim. Merhaba yüzümü kusuyorum. Ah, ön kafayı söküyoruz. Şöyle ki bir de. Daha sonrasında ön kafa zaten geliyor. Sadece burada kabloğa var. İster istemez her motorda. Bizim korna da ne güzel çalıyor. Yüzümü falan göster ama görünüyor mu her şey? Motorun kafası görünüyor mu? Evet abi. Tamam. Şimdi şu kabloları ayıracağız. Daha sonra bir de şu Angel'ı buradan sökeceğiz. CG'lerde benim en sevmediğim olay bu kabloların bu şeyde olması. Ön granajda olması. Yani bunu kafaya yapmaları bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü söküp takarken ister istemez kablolar sıyrılıyor, soketi çıkıyor ve zor yani. Şu an ne kadar zor anlamda anlamamız olmamız lazım. Tabi her CG'de böyle değil. Geldi. Şimdi bu motorda daha önce de Angel olduğu için bağlantısı aynı ama biz tabi size bunu o şekilde göstermeyeceğiz. Şimdi ben şuralarını sökeceğim. Nerede bizim sorunlarımız? Gel şu yıldızları, vidaları göster bakayım abi. Senden kameraman olur mu? Hem onu görelim. Şu yıldızları sökeceğiz çünkü Angel'ı açacağız, çıkaracağız. Başka Angel takacağız. Kendi Angel'ını takacağız. Ha, bunları söküyorsun babacığım. Ya başka zaman bulamadın mı bağıracak ya da dışarı çıkacak? Olmadı bu. Sizin ev nerede? Çok mu uzak? Yok. Yakın mı? Aynı mahallede oturuyoruz. Ama bağırmayın ya. Oho. Her neyse. Kafayı ayıralım. Hop ayırdık. Şimdi ben daha önce bunu Angel nasıl bağlamıştı? Ben bir ona bakacağım. Evet, izledik tamam. Bunu eksiğe vermişler. Sarıyı griye vermişler. Maviyi de kırmızıya vermişler. Ben size anlatacağım arkadaşlar. Ben şu an mantığını çözeyim size anlatacağım. Çünkü her motorda elektrik tesisatı oynanmış oluyor ister istemez. Şu far düşünmeden şunu yapalım. Bak orada mavi bir tane pense gibi bir şey olacak. Çırak ver bakayım çırak. Çırağı göster. Çırağı göster. Evet o gel getir. Öyle uzaktan uzatmak olur mu oğlum? Gel. İsa açık. Sen de yaklaşabilirsin. Deli bağlar gibi bantlamışlar bunları. Ben şuradan kesiyorum direkt. İşte ben sana flash taşıyacağım. Şimdi bir, ilk önce bundan bunu bir ayıralım. Bunun arkası döndürmeli. Bizim satmış olduğumuz da aynı şekilde. Daha sonra şurada kıskaçlar var. Şöyle, şöyle. Bunları açacaksınız. Bunu açtık. Bu da camla tasın arasını tutmak için işe yarıyor yani normalde. Bu da sıkışmış anasını satayım. Lan gel. Hop bak bütün her şey parçalandı. Gördünüz mü bak her şey parçalandı. Şunları bir kenara koyuyoruz.
Şunu kenara koyuyoruz. Ön cam da çıktı. Göster ön camı. İçinden çıkan Angel'ı da göstereceğim şimdi size. Bunu buradan aldın. Tabii sizin burada far vardır. Bunu daha önce yapıştırmıştım. Bunlar ne olmuş buna? Allah Allah. Tabii herkesin yoğurt yiyişi farklı. Kimisi bunu yapıştırıyor, kimisi yapıştırmıyor. Bunu buraya zor takmışlar çünkü bunun çerçevesi çok büyük. Evet. Bu artık eski Angel'ımız. Sizin burada farınız vardır. Olabilir. Ben şimdi şuradan, sen göstermene gerek yok abicim. Şöyle yeni Angel'ı açacağız. Ve yeni Angel'ı takacağız. Hatta sıfır bak, of. Efsane olacak motora. Motor zaten dolu. Ekstra bir hoşluk takacak. Bu kabloyu buradan geçirin. Bak, cuk oturdu, gördünüz mü? Cuk oturdu bak. Bir de şimdi bunun arkasından sıkacağız. Efsane olacak. Diğer, yani bu çerçevesi fazla mı büyük? Eni mi geniş bilmiyorum. Şu etrafa tam doygunluk kattı yani. Sadece şurada dikkat etmeniz gereken, şu biraz oynayabiliyor ya şöyle. Olabilir. Bunu bu şekildeyken takmanız arkadaşlar. Yani tam yuvarlağına yuvarlak yapacaksınız. Yani anlatamadım. Bir dakika. Bir takayım. Şu an farımız normal mi? Evet. İşte bizim eski arkasından çıkan bu. Bizimki bu. Kabloyu bundan da geçiriyorsunuz. Geçirdikten sonra bu pasolu. Yani döndürmeyle olacak. Biraz döndürme, biraz bolluk bırak. Buradan farına tam şekilde oturt. Tam oturduğuna emin ol. Emin olduktan sonra bunu çok fazla sıkmayın. Bu tırnaklar kırılır. Çünkü zaten bu çok artık oynamaz. Hiç. Sıfır. Sapasağlam oldu. Bunu taktınız. Şimdi önce mi daha önce bunu yapıştırmışlar ama ne yapmışlar? Her neyse. Camı takıyoruz. Camda lekeler var. Camı bir silelim. Çünkü içeride kalıyor. İllaki buğu yapıyor. Islak medya sildim. Sen kal abicim. Sen hareket etmene gerek yok. Ben gel şimdi geri oturalım be. Tabureyi ver adama. Çırak. Oo. Kameramana bakacağım birader. Kameramana bakacağım. Bak burada ikimiz de iş yapıyoruz şu an. İlk defa beni izleyen adamlara ya video çektiriyorsun. Bay bay. Ha? Bay bay. En son kapanırken bay bay yaparsın kanka, bekle. Şimdi. Bunu da arkasına taktınız. Her şey oturduktan sonra şurası biraz sıkıntılı işte. Yani ben burayı sevmiyorum. Kameramanlarımla kardeşlerime göster. Merhaba. Arkadaşlarım şöyle. Bir siyah kablomuz var. Yani bu herkesin motorunda far vardır. Ben size o şekilde anlatayım. Ve park da vardır. Motorun parkları. Park yoksa iş sıkıntı. Her neyse. Parkın elektriği CG'lerde kahverengi beyaz olur. Mavi olan far olur. Siyah da işte artı eksindeki gerekli diğer kablo. Her neyse. Şimdi şu merceği gösterelim. Merceği taktık. Kıskaçlarını oturtturduk. Şimdi şu kabloyu yine buradan geçiriyoruz. Bunu takıyoruz. Ben şimdi size orada takarken yine anlatacağım. Biz bunu ters takıyoruz. Evet. Duruyoruz. Buranın oturduğundan emin olduktan sonra şu an oturdu. Emin olduktan sonra aşağının vidalarını sıkıyoruz. Az önce sistemde bir karşılık yaptık.
Bunları sıkacağız. Artık her şey tamam. Sadece kablo tesisatını düzenleyeceğiz. Şunu bir keselim. Siyah kabloyu açtık. Biraz daha sıyıralım. Kopmasın yarın bugün. Sizin de böyle motorunuz oldu mu? Steven Tora bu videolara bakar yaparsınız. Motor mu alacaksın? Ne istiyorsun? Ne alacaksın? Ben böyle istiyorum abi. İki tane egzoz olmasın. Tek mi olsun? Aynen. Tek daha iyi. İkili daha iyi. Siyah siyah bağladık. Elektrik bandı olacak çırak orada bir yerde. Çok koş çabuk. Ay. Hemen bunu bantlıyoruz. Bandı tut çırak. Koy yere. Alacağım geri. Düştü sana doğru geldi. Sen kameraman. Sen kameraya odaklan. Oraya bir yere gitti bant. Arabanın altına dikmiş olabilir. Ne gitti lan bant? Arabanın altına gitmiyor. O yüzden onu al bakalım çırak. Şimdi şöyle. Parklarda biz ne istiyoruz? Parklarda parkın yanmasını istediğim için parklara sarı kabloyu bağlayacağız arkadaşlar. Çünkü parklarda şunu yapabilsin. Şimdi bir hemen uygulamalı gösterelim. Koy yere. Bir dakika. Efsane oldu Allah'ım. Maşallah. Şimdi şu an sadece parklarımız bağlı. Dur lan beyaz da bağlayalım. Onu da orada gösterelim. Bence biraz hızlı. Ha? Bence biraz hızlı. Niye? Gideceksin diye mi? Bir daha harcayacak. Koy aramıyor. Görürsün şimdi. Güney güne zaten bundan sonra videoluk bir şeyimiz kalmadı gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar maviyi de kırmızıya bağladım. O da uzunlar için. Uzunu açtığımızda mavi kablonun görevi yani şu kablo CG'de bak orijinal tesisat belli. Mavi uzunlar olur. Kırmızıyı da uzunlara verdim. Bunu kendiniz deneyerek öğrenebilirsiniz. Çok yaşayabilirler. O nasıl bir yapıştırmak? Şu an parkları açtım. Abi neden yok? Nasıl? Çok güzel. He? Şöyle göster kanka. Bak. Efsane. Şu an Angel efsane duruyor. Uzunları açıyorum. Hazır mısınız? Çok güzel. Şimdi bir dakika kapatıp açacağız. Kısa yaptı. Bir dakika kapatıp açıp hazır mısınız? Ne geliyor? Çakar geliyor. İçindeki mavi çok güzel bir şekilde duruyor. Şimdi. Şu şurada dursun. Kalk abi abicim. Ben çok hızlandım. Kalk kalk ayağa kalk. Ne göster? Montaj bu kadar basit. Mercek bizden satın alırsanız yapamazsanız videolu canlı destek yardımcı olurum. Modülü canlı destek olurum. Herkese nasıl bağlayacağını, herkese motoru CG değil, bir video, her motorunla videosunu çekeyim. O yüzden canlı destekle yardımcı olurum. Alırsınız. Akşam eve gittikten sonra ben siz de videosunu çekeriz nasıl bağlayacağınızı size anlatır, tarif eder, yardımcı olurum. Şimdi motoru toplayacağım. Ön kafada biraz işlerim var. Birkaç elektrik tesisatıyla değişiklik yapacağız. Ondan sonra size ton komple bir haliyle toplayıp göstereceğim. Beklemede kalın. Arkadaşlar motor tamam. Ama yanına iki tane daha arkadaş geldi. APC az çok Kenan'dan olduğunu hatırlarsınız. Bu APL bizim ikizlerin ağırlı. Kadro burada efsane. Arka taraf bomba. Şimdi son kez Angel'ı diğer şeylerini göstereceğim. Motorun. Plaka mor güzel oldu. Fren namaz çakar yapıyor mesela. Bas abi. Arka stop böyle. Gösterge ışıklarını da önceden takmıştık. Değişti mi? Değiştiriyor. Kendi kendine değişiyor. Slow motion aldım ben onu şu an. Mıknatısı burada. Ön mercek efsane oldu. Diğer motorlar böyle. Ben şu ellaları burada çok seviyordum. Ama tutmuyor işte. Ben buraya değil de orijinal yeri var ya. Oraya takıyordum kırılıyor. Didime giderken kırılmadı. Dönerken kırıldı. Yanımdaki siyah
Yanındaki motorunun ayağına vurdu benim. O hella. Kırılıyor o. Taktığın yer kırılıyor bizde. Ben iki kere kulak aldım ona. AG'de. Efsane oldu. Aklınıza takılan bir montajla ilgili bir sorun varsa. Sorun. Bir bundan beri yok. Buna niye beri yapmadık biz? Yapmıştık. Yapmadık. Aldım da duruyor. Ha. Amber paketli. Siyah. Uyumu çok güzel şu an. Jant da fark ediyor ya. 144'te böyle daha hoş duruyor. 36'da daha fazla yayıyor. Tel yok ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. CG modifiye vesaire ne istiyorsanız söyleyin. Aileme çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı yanıtlayacağım. Görüşürüz.